Assalamu alaikum sayın tarifçilerim. Allah'ın selamı hepinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çoktan beri yapmak istediğim bir tarif yapacağım inşallah. Bir tarifçim istemiş ama o tarifçimin ismini bulamadım, yorumunu bulamadım. İsmini söyleyemeyeceğim, kusura bakmasın, o kendini biliyor kim olduğunu. Buradan ona selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Onu buradan öpüyorum. Oğlu gelecekmiş, rica etmiş yapar mısın diye bu tarifi. Ben de bu tarifi yapmayı düşünüyordum zaten. Daha erken aldım. Kısmet bugüneymiş. Şimdi böyle bir su bardağı su, bir su bardağı yoğurt, böyle bir tatlı kaşığı maya, bunu iyice karıştıracağım böyle. Burada da yarım çay bardağı zeytinyağım var, onu da ekliyorum. Rabbim bizi mahcup etmesin inşallah. İyice karıştırdım böyle. Şu an 3 bardak un koydum, bir çay kaşığı dolusu tuz. Unu eleyerek kullanacağım, hamurumu yoğuracağım. Yarım bardak daha un koydum. Bu kadar yeterli. 3,5 bardak un koydum. Cıvık bir hamur olacak. Yumuşak bir hamur. Bu şekilde. Sayın tarifçilerim, ben hamurumu fazla yoğurmayacağım. 15 dakika sonra tekrar geri döneceğim. Şimdi hamurum 15 dakika dinlenene kadar iç harcımızı yapalım. Burada yeşilliklerimiz var. Bir bağ maydanozum var. Domatesim var. Kapya biberim var. Sivri biberim var. Burada kuru soğan da var. Bunları doğrayacağım şimdi. Şimdi sayın takipçilerim, burada bir çay kaşığı tuz, siz tuzu kendiniz ayarlayın. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir çay kaşığı da domates salçası. Soğanlarımı, biberlerimi bu şekilde ezmeye çalışıyorum baharatlarıyla birlikte. İnanılmaz buram buram kokular gelmeye başladı, mis gibi. Soğanlarımız da tamam. Burada etim var. Koyun eti. Burga etinden. Ama siz isterseniz dana eti de kullanabilirsiniz. Ama biz koyun eti sevdiğimiz için koyun kıyma. Doğradığım sebzelerimi üzerine boşaltıyorum. Burada domates salçamı, biber salçamı, yarım çay bardağı zeytinyağı. Ve bunları iyice karıştıracağım. Burada da bir yemek kaşığı nar ekşisi, olmazsa olmazı lahmacunumuzu. Harcımız da hazır. Bu kesinlikle lahmacuna mutlaka koyun eti olması gerekiyor. Yoksa lezzetli olmaz. Bir de yarım çay bardağı zeytinyağı koydum. Siz eğer etiniz yağsızsa yağını daha fazla arttırabilirsiniz. Harcım bu şekilde yumuşak bir harç oldu. Olması da gerekiyor zaten. Harcımız hazır. Üstünü kapatıp buzdolabına koyacağım hamur mayalanana kadar. Şimdi hamurumuz 15 dakika dinlendi. Elimi suya batırıp siz isterseniz 2-3 dakika yeterli aslında. Ama ben yoğurmadım. Şimdi tekrar bu şekilde ellerim ağrıyor diye katlama yapıyorum. Kolay olsun diye. Maşallah hamurum mayalanmak üzere. Şöyle katlama yapıyorum. Ellerimi rahatsız etmemek için. Çünkü gerçekten fazla yoğurduğum zaman ellerim çok sancı yapıyor ve uyuşuyor. Beni çok rahatsız ediyor. O yüzden çok yoğurmuyorum hamurumu. Şimdi hamurumuz yeterli bu kadar. 3-4 defa katlandı mı yeterli. Ama dediğim gibi siz 3 dakika yoğurun yeter. Şimdi sayın takipçilerim, hamurumuz mayalanmış. 1 saatte hamurumuz mayalandı. Biraz masama un serptim ve hamurumu. Şimdi hamurlarımı ufak bezeleri bu şekilde ayıracağım. Ve üzerine yapışmaması için un serpiyorum. Bir de tepsime şöyle. Ve hamurumu bu şekilde ceviz büyüklüğünde.
hamurun kurumaması için, böyle hava almaması için bir poşete geçiriyorum böyle. Şimdi sayın takipçilerim, hamurumu açmaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sayın takipçilerim, açtığım fındık lahmacunlarımı şimdi üzerlerine hazırladığım harcı üstlerine döşeyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sayın takipçilerim, harcımızı koyduk. Şimdi elimle harcımı hamurlarımın üzerine yayacağım. Harcı mümkünse elimizden geldiği kadar yumuşak yapmaya çalışalım. Domatesini tam verelim yumuşak olması için. Eğer kıymamız, bu yaptığımız harç eğer kuru olursa bu sefer lahmacunların üzerinde ne olacak? Kupkuru olacak, etimiz çekecek bu sefer. Hiç güzel olmaz, lezzetli de olmaz. Ama elimizden geldiği kadar yumuşak tutmaya çalışalım. Lahmacunlarımız hazır. Şimdi fırınım ısınıyor. 5 dakikaya kadar ısınır. Fırına vereceğim. Önceden ısıtılmış fırınıma lahmacunları veriyorum. Şimdi lahmacunlarımız hazır karşınızda. İnanılmaz güzel oldular mutlaka. Bu lezzeti yapın ve tadın. Gerçekten çok çok memnun kalacaksınız eminim. Tam 34 tane lahmacunum çıktı böyle. Lahmacunlarımız karşınızda. İnanılmaz güzel oldular. Çok lezzetli oldular. Mutlaka siz de yapın. Bu lezzeti tadın diyorum. Bu nimetten faydalanın. Hiç zor değil. Gerçekten çok kolay. Şimdi lahmacunumuzu şöyle bir göstereyim. Bu şekilde. Yumuşacık lahmacunlarımız. İnanılmaz güzel oldular böyle. Şurada bir yeşilliklerim var. Şimdi şöyle. Şurada bir yeşilliklerim var. Yeşilliklerimden şöyle lahmacunun içine. Bu şekilde. Bu lezzet inanılmaz bir lezzet. Gerçekten biberimizden de koyalım. Domates de koyalım. Şöyle üzerine en son limonumuzdan gezdirelim. Bana abone olmayı, beğeni yapmayı ve değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.